Geride bıraktığımız gün önemli bir açılış gerçekleşti İstanbul'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Bölge Hizmet Binası'nın yenisi hizmete alındı. Açılışta Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ki gündeminde olan önemli bir konu da Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına yönelik tepkilerdi. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Ayasofya Camii'nin ibadete açılması vardı. Mesajı dünyaya netti. Ayasofya'yı kebir camii şerifini ibadete açma sürecimizde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul milletimizin göz bebeği olduğu kadar bizim de en büyük aşkımız ve sevdamızdır. Bu böyle bilinmeli. Başkan Erdoğan bu açıklamaları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'dan sonraki karargahında İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptı. Başkan Erdoğan istihbaratın önemine değindi. İstihbarat bizim kilit silahımızdır dedi. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, istihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur. Başkan Erdoğan, MİT'in yurt dışındaki başarılarını da vurguladı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı kadrosunun hareket edemez hale getirildiğini aktardı. Teşkilatımız yürüttüğü istihbarat diplomasisi ve ortak operasyonlarıyla bugüne kadar yüzü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini de sağlamıştır. Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Kendine özgü çalışma yöntemleriyle PKK'nın tarihinin en büyük darbelerini almasında da teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır. Yurt dışında yürütmüş olduğu ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir. Siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında Milli İstihbarat Teşkilatımızın sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir. Konuşmaların ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'a hizmet binasının minyatürünü hediye etti ve binanın açılış kurdelesi kesildi. Ya Allah, Bismillah. Bina MİT'in Ankara Etimesgut'ta yapılan ana karargahının ardından ikinci merkezi olacak. İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir takimata sahip olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu binası Ankara'daki karargahıyla benzer şekilde yatay bir mimariyle inşa edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasındaki güvenlik önlemleri ise oldukça dikkat çekiyor. Binanın dört bir tarafında 3 metre yükseklikte duvar, üzerinde jiletli teller ve her 20 metrede bir güvenlik MOBESE kameraları bulunuyor. Başkan Erdoğan açılışın ardından Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Yol üzerindeki taksi ve minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.